Kendinizi emin ellere teslim edip yeniden yaratılmak mı istiyorsunuz? Taze, ferah ve güzel hissetmek istiyorsanız kendinizi, şimdi çok özel bir yere gidiyoruz ve işi uzmanından öğreniyoruz. Merhaba değerli Sektörler Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye turumuz Temmuz ile devam ediyor. Şu an sizlere Van İpek Yolu'ndan seslenmekteyiz. Eylül Güzellik Salonu ve Kuaför İşletmesi'nin konu olduk. Yanımızda işletme sahibi Sayın Eylül Yavru Türk bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Eylül Hanım merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Eylül Hanım, verilen hizmetlerinize ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce ekranları başındaki izleyicilerimize ben sizi tanıtmakla başlamak istiyorum. Eylül Yavru Türk kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Tabii. Aslen İzmirliyim. 12 yıldır Van'dayım. Evet. 8 yıldır da bu sektörün içindeyim. Sağlıkçı olarak girdim bu sektöre. Evet. Amacım tamamen hizmet ve çok sevdiğim bir iş olduğu için lazer epilasyon, kavitasyon, cilt bakımı olaraktan bu işe giriştim. Evet. 2017 Haziran'da açtınız işletmenizi. Doğrudur. Burada da işletme sahibi olarak ve aynı zamanda güzellik uzmanı olarak da hizmetlerinize devam ediyorsunuz. Doğrudur. Şimdi Eylül Güzellik Salonu ve kuaför olarak burada sunmuş olduğunuz hizmetler nelerdir? Biraz söz eder misiniz işletme hakkında? Şimdi öncelikle ben burayı lazer epilasyon merkezi olarak açtım. Daha sonradan müşterilerimin talebi üzerine kuaförü de ekledik. Evet. Tamamen sağlıklı doğal ürünlerle ve acıtmayan bir lazer epilasyonla hizmet vermeye devam ettik. Kaliteli bir hizmet. İnsanların kafasında oluşan tabuları, yanlış tabuları yıkmak için kurulan bir işte sektördür. Evet. Genellikle hani lazerde özellikle uygulanan yanlışlıklardan dolayı insanların sonuç alamaması. Bunları yok etmek için aslında bir nevi kurdum. Evet. Bu şekilde de devam ediyorsunuz. Hem kuaför hem de güzellik salonu olarak. Aynen. Güzellik salonu olarak burada sunmuş olduğunuz hizmetler nelerdir? Yani cilt bakımı, kavitasyon, lazer epilasyon, kalıcı makyaj, dövme, dövme silme, sonra istenmeyen benlerden kurtulma. Evet. Bunların hepsini bu merkezimizde yapıyoruz zaten. İnsanların isteyip de parça pinçik sağda solda arayacağını tek bir yerde birleşmesini istedik. Evet. Burada birleştirdik hepsini. Evet, yani diyebiliriz ki güzellik merkezi ve kuaför salonu olarak buradan A'dan Z'ye bütün hizmetleri aynen, sunabiliyorsunuz. Kesinlikle. Peki bu hizmeti sunarken dikkat etmiş olduğunuz kriterler nelerdir? Öncelikle hijyen benim için en başta geliyor. Hijyenden sonra güven. Güvenden sonra işte memnuniyet gelir. Evet. Daha sonra işlemler başlar. Evet. Önceliğim bu üçüdür. Bu üçüdür. Şimdi efendim biraz da tercih edilme sebeplerinize değinelim. Şimdi baktığımız zaman Van büyük bir şehir. Sektörde de elbette yalnız değilsiniz. Bu hizmeti veren ya da verdiğini iddia eden birçok güzellik merkezi ya da kuaför işletmesi varken neden özellikle insanlar sizi tercih etmeli? Birincisi 8 yıldır bu işin içinde olmam ve sağlıkçı olmam bu işi daha iyi yapacağım anlamına geldiği için müşterilerim de beni çok iyi tanıdıkları için daha çok burayı tercih ediyorlar. En önemlisi ise verdiğim lazer hizmetinde acının olmaması ve gerçekten ilk 3 seansta güzel sonuçlar elde edilmesi. Evet. Sadece bayanlara yönelik mi yoksa yok, baylar da geliyor. Geliyorlar yine onlar da bu hizmetten faydalanabiliyorlar. Aynen, efendim uzun yıllardır bu sektörün içerisindesiniz bir sağlıkçı olarak ve daha sonrasında tek hayaliniz olan güzellik merkezini 2017 Haziran ayında kurdunuz ve burada da işletme sahibi olarak hizmetlerinize devam ediyorsunuz. Ve gerçekten de dile getirmiş olduğunuz gibi vermiş olduğunuz bu kaliteli hizmetle de şu an sektörün en iyilerinden birisiniz. Peki bundan sonra neler yapmayı planlıyorsunuz? Hedefleriniz nelerdir sektörle ilgili? Tek hayalim şuydu. Önce Van'dan başlayıp daha sonra Türkiye geneline yayılmak. Hı hı. Çünkü müşterilerimiz genellikle memur kesimini oluşturuyor. Evet. Ve onların da atama tayin işleri oluyor. Öncelikle Doğu'da bir hizmetimi geliştireceğim. Hı hı. Mesela Yüksekova, Hakkari, Şemdinli gibi ilçeler rede alacağım. Daha sonrasında İzmir, İstanbul gibi yerlerde şube açmayı düşünüyorum. Evet. Yani ilk başta baktığımız zaman Doğu bölgesinde bir şubeleşmek, kesinlikle, daha sonrasında batıya doğru açılmak, aynen, gibi projeniz var. Bu yolda sizlere başarılar diliyoruz. Teşekkür ancak ederim. Tabii ki bugünkü vermiş olduğunuz bu hizmet kalitesine ödün vermeden işletmeyi, kesinlikle, genişletmek çok çok önemli. Kesinlikle. Eylül Hanım, son olarak ekranları başındaki izleyicilerimize buradan neler aktarmak istersiniz? Bir sağlıkçı, bir güzellik uzmanı olarak kısaca tavsiyelerinizi alabilir miyiz? Yani şöyle söyleyeyim. Kısacası her şey tamamen doğal olmalı bence, evet, insanda. Hani kimyasaldan kaçınmalı insanlar. Ben tamamen bunu istiyorum. Kulaktan dolma bilgilerle değil de işi uzmanından öğrenmelerini istiyorum. Hani kalkıp da internetten baktım şu şöyle değildi böyleydi demeleri aslında çok yanlış. Herkesin cildi, teni, kıl yapısı, vücudu
Her şey farklıdır. Kesinlikle. O yüzden insanların öncelikle testlerle kendilerine baktırmaları, daha sonra bu testlerle güzellik uzmanlarına ya da doktorlara gidip de kendileri hakkında bilgi almalarını istiyorum. Hani Ayşe ile Fatma'nın hiçbir şeyi bir değildir. Kesinlikle. O yüzden bunlara dikkat edilmesini, kulaktan dolma laflarla hareket edilmesini istemiyorum. Evet. Sağlık için bunlar çok çok önemli. Kesinlikle. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Hizmetlerinizin ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Evet değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Van İpek yolundan ve sektörün en iyisi Eylül Güzellik Salonu ve Kuaför İşletmesi'nden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez Stüdyolarında.